Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı bugün tekbirlerle son yolculuğuna uğurladılar. Şehidin kanıysa yerde kalmadı. Çatışmadan sonra mağarada kıstırılan 3 hain öldürüldü. Allah Allah, şehit Bonzo. Mardin şehidi Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, gözyaşları ve şehitler ölmez sloganları eşliğinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Helal ediniz. PKK'lı hainler saklanıp pusu kurdular, uzaktan açtıkları ateşle Ömer Yan kırsalında polis özel harekat timine saldırdılar. Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva o çatışmada şehit düştü. Şehit Harekat Şube Müdürü için ilk tören görev yeri Mardin'deydi. Silah arkadaşları gözyaşları içinde ve tekbir getirerek şehit müdürlerine son görevini yaptı. Şehit Kansuva'nın naaşı ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Şehit Kansuva'nın naaşı Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. O son yolculuğuna uğurlanırken şehidin kanı da yerde kalmadı. Saldırının faili olduğu tespit edilen 3 PKK'lı hain saklandıkları mağarada ölü ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan askerleri sınırın sıfır noktasındaydı. Suriye'de Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede bugün ilk kez ortak kara devriyesi yapıldı. Sınırda Amerikan ve Türk bayrakları dalgalandı. Show Haber'den Ali Çiçek ve kameraman Kahraman Sartay sınırın sıfır noktasındaydı. Türk zırhlı araçları harekete geçtiler. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Amerikan askeri araçları şu anda sınır duvarını aştı. Amerikan askerleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunda ilk kez müşterek kara harekatı yaptı. Harekatı takip etmek için Show Haber ekibi de oradaydı. Türk ve Amerikan askerlerinin müşterek olarak yürüttüğü kara devriyesi şu an tam olarak başlamış durumda. Bir yandan da atak helikopterleri alçak uçuş yaparak bu kara devriyesine eşlik ediyor. Sabah saat 10 sularında sınırın sıfır noktasında Türk ve Amerikan askeri konvoyunun komutanları bir araya geldi. Önce devriye planını görüştü. Amerikan askeri araçları şu anda sınır duvarını aştı ve Suriye topraklarına doğru giriş yaptı. Görüyorsunuz bayrakları. ABD konvoyunun ardından sıra Türk askerindeydi. 6 zırhlı araçtan oluşan konvoy sınırı geçti. Suriye tarafında Amerikan askerleriyle buluştu. Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge çalışmaları kapsamında tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bakın, sınırın hemen ötesinde Suriye topraklarında Türk ve Amerikan bayrakları yan yana dalgalanıyor. Askeri konvoy ilk önce yaklaşık 25 kilometre batıdaki Tel Abyad'a yöneldi. Bakın, sınırı aşıyorlar ve Suriye topraklarına doğru gidiyorlar. Tel Abyad'a bağlı Asa köyünden geçecekler ve ABD askerleriyle beraber karadan devriye görevini yürütecekler. Konvoy Tel Abyad'dan sonra güneye doğru daha iç kısımlara hareket etti. Devriye boyunca sınır hattındaki hava hareketliliği de devam etti. Amerikan ve Türk askerlerinin ilk ortak devriyesi 3 saatte tamamlandı. Yaklaşık 20 kilometrelik bir hat kontrol edildi. Şu anda zırhlı birliklere bağlı ekipler araçlarıyla tekrar sınırın Türkiye noktasına giriş yapıyorlar. Mesajlarını terörle mücadele üzerinden verdi. ABD'ye güvenli bölge resti çekti. Malatya'da önce imam hatiplere ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerine destek vermeyen sanatçılara da yüklendi. Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecek. Bu terör örgütü kaçacak, biz kovalayacağız. Evlatları dağa kaçırılan annelerin direnişine destek verdi. Sanat dünyasının o çığlığa sessiz kalmasını eleştirdi. Cumartesi anneleri için sanatçılar, şunlar bunlar vesaire Galatasaray'a gitmiyorlar mıydı? Diyarbakır Belediyesi'nin önünde evlatları
daha kaçırılmış olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar iki yüzlü. Bunlar dürüst değil. Malatya'da İmam Hatipliler buluşmasına katıldı Cumhurbaşkanı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra bazı birimlerde yaşanan işten çıkarmalara tepki gösterdi. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi yerini bugün baskıya, fişlemeye, faşizmi aratmayan bir tahammülsüzlüğe bıraktı. Otobüs şoförlerine getirilen sakal yasağına da tepki gösterdi. Kendisinin de bir dönem sakal mağduru olduğunuysa ilk kez anlattı. Bunu biz 12 Eylül'de yaşadık. Ben de o zaman İETT'deydim. O zaman benim de sakalım vardı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de ertesi gün istifamı verdim, ayrıldım. Toplu açılış töreninde de halka seslendi Erdoğan. S-400'lerimizi de aldık mı? Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu kez hedefinde Amerika vardı. Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil, terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Eylül ayı bitmeden güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Yerel seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda yumurtalı saldırıya uğradı. CHP lideri alanda toplananlara sağduyu çağrısı yaptı. Yavaş. Aydın'ın ilçelerini ziyaret etmiş, sıra Kuşadası'na gelmişti. Ege'nin turistik ilçesinde hiç beklemediği bir tepki gördü. 40 yaşında bir adamın yumurtalı saldırısına hedef oldu. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ezan okuyun, o ezandan sonra arkadaşlar ben hitap Yavaş. Kuşadası'na yerel seçim sonrasında teşekkür turu kapsamında gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yanındaydı. Ben sorunları dile getirdikçe birileri rahatsız olur. Alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda, her düzlemde, her yerde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Partililer saldırgana tepki gösterirken CHP liderinden sağduyu çağrısı geldi. Hiç endişe etmeyin, hiç kimse beni inandığım yoldan asla döndüremez. Hiç endişe etmeyin. Güvenlik güçleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Bitlis'in Mutki ilçesi nüfusuna kayıtlı İrfan Öğün'ün kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, bu kardeşimiz Türkiye'nin çağdaş uygarlığı için, demokrasi için, cumhuriyeti için, bayrağı için, vatanı için ne gerekiyorsa yapacaktır. İyi akşamlar diliyorum. Biz bu vatanda ne misafiriz ne de sığınmacı dedi. Bölgesel gelişmelerle ilgili net mesajlar verdi. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi anma törenlerine katılan Devlet Bahçeli tarihten örnekler verdikten sonra sözü güncel gelişmelere getirdi. Ne çizilecek sınırımız vardır, ne verilecek toprağımız. Ne vazgeçecek insanımız vardır, ne bölünecek milletimiz. Batı'ya seslendi, ismini anmadan ABD'ye yüklendi. Mesajlarını Suriye sınırında yaşanan gelişmeler üzerinden verdi. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Onlar pusu kuracak, biz bozacağız. Eninde sonunda da yakalarından tutup yaptıklarının hesabını birer birer soracağız. Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri için Söğüt'teydi Devlet Bahçeli. Türklerin tarih boyu verdiği mücadeleye dikkat çekti. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık. Eşantiyondan düşürmedik. Hediye almadık. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik. İnanıyorum ki aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Sözü bugüne getirdikten sonra verdiği mesaj da çok netti. Sakarya oluruz, Dumlupınar oluruz, bir kez daha taarruz ederek dedelerinin yanına gömeriz. Gerekirse hepimiz şehit oluruz,
ama bu vatanı asla teslim etmeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil dedi ve günlerdir konuşulan iddialara işte bu şekilde net yanıt verdi. Soylu sadece terörle bağlantılı belediye başkanlarını görevden alındığını söyledi. Ne İstanbul ne de Ankara. Böyle bir şey söz konusu değil. O soruyu 3 gün önce yanıtsız bırakmıştı ama bu kez net konuştu. Kayyum tartışmasına son noktayı koydu. Kayyum atanabilmesi için bir terör irtibatının ve iltisakının bulunması gerekir. Bunu ortaya çıkaranlar bizim Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptıklarımızı, ortaya koyduğumuz terörle mücadeleyi sulandırmak için böyle bir yaygarayı koparmaya çalışıyor. HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasının ardından sıranın İstanbul ve Ankara'ya geleceği iddia ediliyordu. Süleyman Soylu günlerdir gündemin ilk sırasında yer alan o iddiaya açıklık getirdi. Terörle bir irtibatınız, iltisakınız söz konusu ise elbette ki devlet burada boş durmaz, gereğini ortaya koyar. Ama ne İstanbul'un, ne Ankara'nın, ne diğer noktaların bu konuda bir değerlendirmemiz söz konusu. İmamoğlu'nun HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı'na Atatürk portresi armağan etmesine ise tepki gösterdi. Neyi örtmeye, neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Peki Cumhuriyet Halk Partililerinin hiç mi vicdanı sızlamadı? Allah'ını severseniz. Yani bu kadar değerlerin alt üst olduğu bir süreci biz nasıl ve ne şekilde değerlendirelim yani? Peki Ekrem İmamoğlu hakkında pejmürde ederiz ifadesini neden kullandı? İçişleri Bakanı katıldığı televizyon programında o soruya da yanıt verdi. Kendi işinizin dışında dönüp bir takım meselelere girerseniz, yani biz bu konuda üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demektir. Bu kadar açık ve net yani. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında hangi metrekaresinde kim yaşıyorsa ben ona Atatürk posteri de hediye ederim, Türk bayrağı da hediye ederim. Hediye edemeyen utansın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Efendim, çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önündeki eyleminde gerginlik yaşandı. Parti binasına giren bir kişi ailelere satılmış diye hakaret edince ortam gerildi. Ailelerle tartışan o provokatör gözaltına alındı. Utanmıyorlar, milletin evladını kaçırıyorlar, bir de yalan söylüyorlar. Biz satılmışız, siz satılmışsınız. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleminin 6. gününde provokasyon yaşandı, arbede çıktı. Ulan şerefsiz aşağı. Tamam. Beni nerede satılmışlar? Kimliği açıklanmayan bu kişi iddiaya göre HDP binasına girerken amaçları sadece çocuklarına kavuşmak olan ailelere satılmışlar diye bağırdı, ortalık karıştı. Korkmuyoruz, buradayız. Çocuklarımız gelene kadar da buradayız. Bizim çocuklarımızı PKK aldı. Gelecek çocuklarımız. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın üstünde lüks arabalara biniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Daha biz çocuğumuzu istiyoruz. Suçlu olduk. Polis provokatörle öfkeli ailelerin arasına girdi. O genci güçlükle ayırdı. Var mı böyle bir şey? Ne yıkılaştası bir şey ben? 4 yıldan beri yazık. Burada adam geliyor, bize hava atıyor, geçiyor. Aslında bu adam teröristtir. Böyle yapan insan teröristtir. Aileleri tahrik eden provokatör polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaç bacağını? Bacağını aç. Yol değil. Yazın çocuklara, annelere, babalara yazın. Aynen. Evlat nöbetine başlayan aile sayısı bugün itibariyle 15'e ulaştı. Bana gitti, gelmedi. Şimdi duymuş, şimdi o suçtedir. Neredesin, gel kızım. Hepsi bu değil. Ailelerden bazıları iddiaya göre HDP gençlik kolları tarafından da tehdit edildi. Eve gelirken 3 şahıs tarafında kafamıza kelleşler dayattılar. Bağlar gençlik kolları emriyle tehdit edildik. Siz dedi HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra sizi öldüreceğiz. Ailelere bugün de destek yağdı. Köşe yazarı Nagihan Alçı ile tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez de ailelere destek ziyaretindeydi. Hep bu evlatlarımızı, hep bu vatanımızı ürettiğimiz ortak değeri. Vicdanın varsa dinle. Saz virtüözü Yudum'da evlat nöbetindeki ailelere sazıyla destek verdi. Analar ağlamasın, yürek yanan bir anadır.
saz sanatçısı Yudum'un klibi kısa zamanda binlere ulaştı. Analar ağlamasa sen de ağlama. A Milli Futbol Takımı Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle Andorra'yı 1-0 yendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da millileri yalnız bırakmadı. Maçı tribünden izledi. Galibiyet sonrasında da soyunma odasına inip oyuncuları tek tek tebrik etti. Arkadaşlar öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı. Andorra maçını tribünden izledi. Cumhurbaşkanı 89. dakikada gelen golün ardından 1-0'lık galibiyetle ipi göğüsleyen milli takımı soyunma odasında tebrik etti. Önemli olan tabii 3 puan almaktı. Zor da olsa 3 puanı yaptı. Millilerin tek tek elini sıktı. 3 puanı getiren golü atan Ozan Tufan'a ise ayrı teşekkür etti. Salı günü tabii çok önemli. İnşallah. İnşallah bugünden alacağımız derste salı günü olduğu ve şöyle orada bitirirsek çok çok daha hayırlı olacak. Maç öncesinde ise kaptan Emre Belezoğlu'na arkadaşları büyük bir sürpriz yaptı. 39. yaşını kutlayan Belezoğlu için maç öncesi pasta kesildi. Türkiye ve Avrupa Gençler Türkiye Kickboks Şampiyonu Berke Şahin dün Kadıköy'de kız arkadaşına laf attığını ileri sürdüğü bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. O dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Çok güzel, çok güzel. Bravo Berke, harika. İddiaya göre kız arkadaşına laf atan Ömer Özdemir'i darp etti. 4 kişi gelmişler buraya, döven 2 kişi mi artık 1 kişi mi bunu bilmiyorum. Kaçmaya çalışan adamı çıkmaz sokakta kıstırdı, bıçaklayarak böyle öldürdü. Özdemir'i öldüren şüpheli Türkiye ve Avrupa Genç Erkekler Kickboks Şampiyonu Berke Şahin çıktı. Berke Şahin, Avrupa ve Türkiye kickboks şampiyonu. Başarılarla dolu bir spor hayatı var. Madalyalı milli sporcu Berke Şahin, İranlı rakibiyle yaptığı olaylı maçla da gündeme gelmişti. Bir tane düşürüyor. Harikasın Berke. Dün arkadaşlarıyla Moda Caddesi'nde bir kulübe eğlenmeye gitti. Milli kickboksçu Berke Şahin bir arkadaşının doğum günü için Kadıköy'de bir bara gitti. İddia göre yan tarafta bulunan birkaç kişiyle kıza laf atma yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ardından bar görevlileri geldi ve iki gruba ayırdı. Milli sporcu ve arkadaşlarının bulunduğu grupla diğer grup arasındaki kavga barın dışında da devam etti. İddia göre Ömer Özdemir ve arkadaşı kaçmaya başladı. İşte tam bu noktaya geldiği esnada Berke Şahin yine iddia göre onu yakaladı ve birkaç yerinden bıçaklayıp olay yerinden uzaklaştı. Barda tam dövüşmüşler herhalde. Oradan ellerinden kurtulmuş buraya gelmiş. Burada da yakalamışlar çocuğu. O dehşet anları kameralara da yansıdı. Ömer Özdemir çıkmaz sokağa girdi. Berke Şahin arkasındaydı. Sokağın bitiminde onu yakaladı. Özdemir kulübeye girmek istedi. Milli sporcu onu yakaladı, acımasızca darp etti. Birkaç yerinden bıçakladı. Ömer Özdemir kanlar içinde yerde bekliyordu. İddia göre 20 dakika boyunca ambulans gelmedi. Daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetti. Şüpheli Berke Şahin ve arkadaşı ise Kadıköy polisi tarafından gözaltına alındı. Bir arkadaşının birisi telefon etti. O arada telefon elindeydi. Telefonu da bırakmak istemedi çocuk aslında. O zaman iyiydi. Ölen çocuk. Ama gittikçe kötüleşti. Milli sporcu kız arkadaşıma laf attı, küfür etti, sinirlendim dedi. Yanındaki arkadaşları da gözaltına alındı. Şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek. İki saldırgan tarafından hayattan koparılan genç mühendis Halit Ayar'ın cenazesi vardı bugün. 23 yaşındaki mühendisi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı. Akıl alır gibi değil ama o sabıka listesi kabarık zanlının hapisten bir hafta önce özel izinle ortaya çıktı. Çıktı. Allahu Ekber. Allah kimselere vermesin. Bu pisliklerin temizlenmesini istiyorum. İyiyim, iyiyim, ben çok iyiyim. Ben oğlumun yanındayım, oğlum da benim yanımda çok iyi.
20 sabıkası olan gaspçı cezaevinden özel izinle çıktı, mühendis Halit Ayar'ı göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Almışlar mı? Acımızı dindirmeyecek ama ne yapalım? Halit Ayar daha 23 yaşındaydı. Önceki gün Kanada'ya eğitim için gitmek üzere olan arkadaşını yolcu etmek için Taksim'e gelmişti. Arkadaşlarıyla durakta beklerken yanına 27 yaşındaki zanlı Emra Yaşar ve suç ortağı geldi. İki gaspçı mühendisten para istedi. Olumsuz yanıt alınca da acımasızca bıçaklayıp öldürdü. Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri mühendisi bıçaklayan katil zanlılarını 24 saat geçmeden Fatih'te yakaladı. Halit Ayar'ı bıçaklayan katil zanlısının 20'nin üzerinde gasp ve uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Üstelik bir hafta önce bu kadar suç kaydı olmasına rağmen Kırklareli cezaevinden özel izinle çıktığı belirlendi. İlk değil, son olmayacak. Yakalananlara bir şey olsa da benim arkadaşım geri gelmeyecek. İki zanlının da suç kaydı oldukça kabarıktı. Azılı gaspçı olan iki şüphelinin de poliste 40'ın üzerinde sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Allah kimselere vermesin. Bu pisliklerin temizlenmesini istiyoruz. Başka bir şey söyleyemiyoruz. 23 yaşındaki mühendisin cenazesi Emirgan Camii'nden kaldırıldı. Ailesi, okul arkadaşları ve tüm sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Çok kötü durumdayız. Çok iyi bir öğrenciydi, çok iyi bir insandı. Naif, yumuşak başlı biriydi. Tamamen yani tek taraflı bir kasıtlı bir saldırı ortada, çok üzgünüm. Annesi Hanife Ayar ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı anne saldırı sırasında kolundan yaralanan oğlunun yakın arkadaşına sarılarak teselli etmeye çalıştı kendini. Gel, gel arkadaşın yanına gel. Allah seni bağışlasın. Gel, gel, gel arkadaşım. Bak, beraber. Allah'ım çocuğum. Akıl almaz bir cinayete kurban giden genç mühendis şu anda sevenlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanıyor. Genç mühendis Emirgan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç bir çift kavgaya tutuştu. İddiaya göre kadın 4. kattan düştü. Onu tutmak isteyen kocası da onun gibi betona çakıldı. İkisi de kurtarılamadı. İddia yine kadına şiddetti. Anlaşıldı sayın seyircimiz. Genç bir kadın atladık başta, sonra adam atladı peşinden. Tartışma aile faciasıyla sonuçlandı. Balkondan düşen karısını kurtarmak isteyen koca da 4. kattan atladı. İkisi de can verdi. Hilal ve Gökhan Güneş yaklaşık 1,5 yıllık evliydi. İddia göre Afyon'da yaşayan çift arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Bu nedenle Hilal Güneş İstanbul'da yaşayan annesinin evine geldi. Yaklaşık bir gün sonra da kocası Gökhan Güneş konuşmak için onun yanına geldi. Genç çift dün akşam Pendik Güzelyalı'daki evin balkonunda tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlendi, kavgaya dönüştü. İddia göre Hilal Güneş ile Gökhan Güneş 4. kattaki balkondaydı. Ancak bilinmeyen bir nedenle Hilal Güneş 4. kattan aşağı düştü. Eşi onu yakalamak istedi ancak o da karısı gibi 4. kattan beton zemine çakıldı. Genç bir kadın atladık başta, sonra adam atladı peşinden. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Hilal Güneş kurtarılamadı. Cenazesi bugün öğlen toprağa verildi. Gökhan Güneş'in ölüm haberi ise cenazede geldi. Aile ikinci kez yıkıldı. Bırakın trafik magandasını, insan bile denemeyecek bir kişi 123 promil alkolle direksiyon başına geçti. Türkü söylüyor ve elinde cep telefonuyla canlı yayın yapıyordu. O sırada bisikletle 13 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı. İşte o anlar. Alkol aldı, direksiyon başına geçti. Sarhoş trafik magandası 13 yaşındaki bir çocuğu böyle hayattan kopardı. Recep Bıyık henüz 13'ünde hayatının baharındaydı. Bisikletiyle bakkala kadar gitmişti. Ekmek alıp eve dönecekti. Olmadı. 123 promil alkolle direksiyon başına oturan 35 yaşındaki Ahmet Canlıer cep telefonuyla canlı yayına geçti. Avazı çıktığı kadar türkü söylüyor, makaslar atıyordu.
Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden maganda önce 13 yaşındaki çocuğa ardından da başka bir araca çarpıp ters döndü. Aracın altında kalan çocuk hastaneye kaldırıldı. 7 gündür de yoğun bakımdaydı ama bu sabah hayatını kaybetti. O trafik canavarının sorumsuzluğu nedeniyle geride gözü yaşlı bir anne, darmadağın bir aile kaldı. Sarhoş trafik magandası gözaltında önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak. Ailenin tek tesellisi ise o magandanın en ağır cezaya çarptırılması olacak. Giresunlu bir ev hanımı sosyal medyada dolanırken birbirinden güzel çarşaf ve yatak örtülerinin normal fiyatının yarısına satıldığını gördü. Tıkladı ve dolandırıldı. Ev hanımına yatak örtüsü yerine bez kumaş parçaları gönderdiler. 99 liraya böyle ürünler. Güya hani bakıyorsun ki böyle bir ürün gelecek zannediyorsun. İnternetten çarşaf siparişi verdi, kargodan kumaş parçaları çıktı. Şoka girdi. Çarşaf diye gönderdiğine bakar mısınız? Sonra bizim bile yapılacak bir ürün değil. Ev hanımı Gülgün Türk Yılmaz sosyal medya üzerinden çok ünlü bir ev tekstili firmasının internet sitesine tıkladı. Ama o site gerçek değil, sahteydi. Dolandırıcıların ağına düştü. İnsan düşünemiyor ki bunun dolandırıcı olduğunu. O sahte sitede 300 liralık ürünlerin 100 liraya düştüğünü gördü. Hemen sipariş verdi. Hiç internet üzerinden alışveriş yapmış biri değilim ben. Kartla kullanan birisi değiliz. Kapıda ödeme falan olunca deyince dedim bir sipariş verelim, güzel bir şeye benziyor dedi. Kargosu geldi. Bir açtı ki içinde ne çarşaf ne de yatak örtüsü vardı. Elime çıkan ürünler bunlar. Birer paçavra parçası. Hani parasında değilim. Ama ben insanların kandırılması, mağdur edilmesi beni çok rahatsız etti. Aman dikkat, siz de aynı tuzağa düşmeyin. Demek ki çok güvenilir firmalardan yapmak lazım. İnternet üzerindeki alışveriş galiba tehlikeli. Şiddetli yağış Rize'de az kalsın felakete yol açacaktı. Bir gecede metrekareye 160 kilodan fazla yağış düştü. İki köy boşaltıldı. Ağran şelalesi ise yine taştı efendim. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Taş kopuyor. Taşlar var içinde. Böyle bir şey yok yani. İnanılmaz bir şey. Aman Allah'ım. Rize'yi heyelan vurdu. Bir ev toprak kayması sonucu çöktü. Onlarca evde boşaltıldı. Ağran şelalesi ise yine taştı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir gecede metrekareye 160 kilo yağış düştü. Hemşin ve çay elinde felaketin eşiğinden dönüldü. Allah'tan cana bir şey gelmedi. Az daha gelecekti. Çöken o evin altında 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralı kurtarıldı. Babama bağırmaya başladım. Baba neredesin diye ses gelmiyordu. Orada tabii ev koptu gitti. Neyse ki yaşlı adamın durumu iyi. Hastanede tedavi altında. Sen her taraf sen! İki genç kadın milli futbolcu lise sıralarında tanışmışlardı. Üniversitede de milli takımda yine beraberlerdi. Ölüme de yan yana gittiler. Gezmeye giden iki kadın milli futbolcu dönüş yolunda kaza yaptı. Geriye de şampiyonluk kutlamasında çekilen bu fotoğrafları kaldı. Çok iyi arkadaştılar. Lisede, üniversitede, milli takımda hiç ayrılmadılar. Hep yan yanaydılar. Ölüme de el ele gittiler. Kadın milli futbolcular 21 yaşındaki Büşra Örnek'le 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz otogar yolunda korkunç bir kaza geçirdi. Araçtan fırlayan iki genç futbolcu hayatını kaybetti. Gençlerden geriye şampiyonluk kutlamasındaki bu mutlu anları kaldı. Avrupa şampiyonası, Akademi Dünya Şampiyonası'na giden ilk takım olacağız. Kastamonu'ya gezmeye giden iki milli futbolcuyu bir arkadaşları otogara bırakacaktı. Ama ne oldu bilinmez, sürücü arkadaşları bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlandılar. Arka koltukta oturan iki genç kadın araçtan fırladı, olay yerinde hayatını kaybetti. Haklarınızı helal ettiniz mi? Kübra Aldırmaz son yolculuğuna baba ocağı Zonguldak'tan uğurlandı. Genç kızın tabutuna milli takım forması ve kazandığı madalyalar konuldu. Gözyaşları sel oldu. Milli futbolcu Büşra Örnek'in cenazesi ise baba ocağı Bursa'ya gönderildi. 30 milyon yıllık bir mağara için Antalya valisi bir gezi düzenledi. Mağaranın akustiğini test etmek isteyen vali biraz da tanıtım olsun diye ilginç bir yol seçti. O mağarada ezan okuttu. Akustiği ezanla test edilen o mağaranın haberi geliyor şimdi ekranlarınıza.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. 30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi. İlahe illallah. Burası Türkiye'nin en büyük girişine sahip 30 milyon yıllık Kocaeli Mağarası. Antalya Valisi Münir Karaoğlu mağaraya tanıtım gezisi düzenledi. Bu doğa harikası. Antalya'ya 40 dakika. Antalya'da anket yapsam burayı görmüş olan yüzde kaçtır? Çok azdır. Vali mağaranın akustiğini anlamak için ilginç bir yol seçti. İçinde ezan okuttu. Muratpaşa Cami Hatibi İrfan Keskin ezanın ardından kayanın üzerine çıktı, bir de kaside okudu. Taştı rahmet deryası. Okunan ezan da kaside de mağaranın duvarlarında öyle bir yankılandı ki dinleyenler hem hayret etti hem de etkilendi. Dünyaya merhaba dedikten sadece 56 gün sonra minik kalbi durdu. Oğlumu diri diri verdim, ölüsünü aldım diyen ailesi bebeklerinin yaşamını yitirmesinden hastane ve doktoru sorumlu tuttular. Aybars bebeğin ölüm nedeninin araştırılması için şimdi soruşturma başlatıldı. Bebeğimi kucağıma alamadan ölüsünü verdiler. Gelecek umuduyla biriktirdiğim sütler kaldı. Kaldı. Bileğine yapıştırdıkları bant ve göbek kordonu. Aybars bebek öldü. Ailesi hastanenin ihmali var iddiasıyla isyan etti. Her gittiğimde ağlıyordum. Ben ona sadece 56 günlük süre boyunca iki defa dokunabildim. Her yerim mosmordu. Delik deşikti. Damar yolu açmadıkları yer kalmamıştı. Hüseyin ve Duygu Çam çiftinin 7 çocukları vardı. Anne son çocukları Aybars Aren'e hamile kaldı. 2 ay önce sancıları artınca Fatih'te bir hastanede doğum yaptı. Bebeğin ciğerleri gelişmemişti. Hastanede de yer olmayınca Aren bebek özel bir hastaneye sevk edildi. Bu esnada kimlik bilgilerini istediler bizden. Kimliğini çıkarmaya gittik. Kimlik bilgilerini telefonda vermeye kalmadan bize bebeğin enfeksiyonlu olduğunu söyledi. O haberle birlikte bütün hayatları değişti, kabus başladı. Bu enfeksiyon nereden geldi benim çocuğuma? Anne karnında veya doğduğu hastanede. Doğduğu hastanede kalmadı ki çocuk. Onlar evlatlarına kavuşacakları günü beklerken durumu gitgide kötüleşti. Enfeksiyon devam etti. Enfeksiyon gerilemedi, ilerledi. En son gittiğimizde bebeğimizin karnının şiş olduğunu gördük. Çocuğun yüzünde boks yapılmış gibiydi. 56. günün sonunda Aybars bebeğin öldüğü haberini aldılar. Bebeğimi kucağıma alamadan ölüsünü verdiler. Ben kundaklamadan kefenledim. Beşiğe yatıramadım. Ben mezara yatırdım çocuğumu. Bu bir anne için ne kadar zor bir durum. Bebeklerini kara toprağa verdikten sonra dikkatlerini ölüm raporu çekti. Benim bebeğim enfeksiyonla öldü. Benim bebeğim de kalbiyle alakalı problem olduğunu, enfeksiyon olduğunu, ödem olduğunu, buna benzer şeyler olduğunu söylediği halde doğal ölüm raporu veriyor bana. Aybars Aren'in beşiği, kıyafetleri, anne sütü her şey hazırdı ancak o ne beşiğine, ne kıyafetlerine, ne de anne sütüne kavuşabildi. Bebeklerin ölümünde ihmal olduğunu düşünen aile o hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu. Sadece bu işte ihmal var mı yok mu onu araştırmalarını istiyorum. Eğer ihmal varsa cezalarını çeksin istiyorum. Gelecek umuduyla biriktirdiğim sütler kaldı. Kaldı. Bebeğimi hiç emziremedim. Ona sadece iki defa dokunabildim. Ben onun diri gönderdiğim hastaneden ölüsünü aldım. Efendim kısa bir ara veriyoruz şimdi ama dönüşte birbirinden ilginç haberlerimizle bültenimize devam edeceğiz. Mis gibi de koktu. Lezzetli aşure nasıl yapılır? Önce hepsini haşlıyoruz. İşin bir sırrı, püf noktası var mı? Hem damağa hem de cebe hitap edecek aşure tarifi 15 dakika reklam arasından sonra Şov Haber'de. Mis gibi de koktu. Lezzetli aşure nasıl yapılır? Önce hepsini haşlıyoruz. İşin bir sırrı, püf noktası var mı? Hem damağa hem de cebe hitap edecek aşure tarifi 15 dakika reklam arasından sonra Şov Haber'de. Şov Ana Haber devam ediyor efendim. Hollywood'un ünlü aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinin bir bölümü Gürcistan'da yapılıyor. Gerçeği aratmayan aksiyon sahnelerinde
30'dan fazla araç hurdaya döndü. Hızlı ve öfkeli dediler, film için 30 aracı hurda ettiler. Gürcistan'ın Rustavi kentinde ünlü aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli'nin 9. serisinin çekimlerine başlandı. Filmde 10 dakika sürecek bölüm için tam 11 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Çekimlerde aksiyon yine zirve yaptı. Bu zırhlı araç 30'dan fazla aracı hurdaya çevirdi. Yüz binlerce dolarlık araçlar bu hale geldi. Başrolünü ünlü aksiyon yıldızı Vin Diesel'ın oynadığı Hızlı ve Öfkeli 9'un Gürcistan çekimleri 20 Eylül'e kadar sürecek. İzmir fuarı kapılarını dans ve eğlence dolu bir gösteriyle açtı. Misafirler hem renkli saatler yaşadı hem de Anadolu lezzetlerinin tadını çıkardı. Anadolu ateşi birbirinden renkli şovlar. İzmir fuarı açıldı. Hem ünlü markalar tanıtımını yaptı hem de davetliler eğlencenin tadına vardı. İlk İzmir'de izliyorum. Her sene bu keyfi yaşamak gerçekten çok güzel. İzmir fuarı 88. kez kapılarını meraklıları için açtı. Tam 10 gün sürecek ve İzmirliler diğer ülkelerden, illerden gelen davetliler tiyatro ve müzik şölenine doyacak. Her yıl geliyor musunuz fuara? Hemen hemen her yıl geliyoruz. Şu anda güzel bulduk. İzmir fuarında odak ülke olarak Hindistan, partner ülke olarak da Çin Halk Cumhuriyeti seçildi. Ülkelerinden fuar için gelen dansçılar muhteşem gösteriler sergiledi. 40 yıldır İzmir'deyim. Fuara geliyorum. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda onur konuğu şehirler Kahramanmaraş ve İstanbul'du. Çok kalabalıktı, eğlenceler falan. Harika geçiyor. Gezmeye doyamıyoruz açıkçası. Açılışın ardından davetliler birbirinden renkli standları gezdi. Anadolu lezzetlerinin tadına baktı. Şimdi hatta yemek bölümünden geliyoruz. Çok güzel kültürleri gördük orada. Bayağı karnımız doyurduk, yedik, içtik. Yüzlerce markayı buluşturan İzmir Fuarı 10 gün boyunca meraklılarını ağırlayacak. Dilimize yerleşmiş icat çıkarma diye bir söz vardır ya. Antalyalı bir şoför de tam aksini yaptı, icat çıkardı. Sıcaktan bunaldı, salonuna taktığı klimayla yatak odasını da soğutmayı başardı. Bunu da kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntemle yaptı. İzliyoruz. 15-20 dakika içinde düzeneye hazırladım. Kafamda tasarladım. Sıcaktan bunaldı, icat çıkardı. Çöp poşetlerinden yatak odasına serin hava attı yaptı. İstediğim yere çevirebilirim yani nerede soğuk oturmak istiyorsam. Orhan Tuna 29 yaşında. Antalya Kepez'de şoförlük yapıyor. Evinin salonuna klima taktı ama yatak odası hala sıcaktı. Sıcak salonda bir tane klima var. 15-20 dakika içinde düzeneye hazırladım. Kafamda tasarladım. O da ilginç bir çözüm buldu. Çöp poşetlerini uç uca eklediği yatak odasına kadar uzattı. Oturduğumuz yerde, akşam yatarken de yatak odasında. Kimse ona inanmasa da yatak odasını da soğutmayı başardı. İçeride klima varmışçasına çalıştı. İstediğim yere çevirebilirim yani nerede soğuk oturmak istiyorsam. Üstelik soğuk havayı komşularına bile verecek kadar iddialı. Aşağıya da verebilirim yani aşağı komşu, üst komşu fark etmez. Her tarafa gider. Evde aşure kazanları kaynamaya başladı. Ev hanımlarında tatlı bir telaş var şu sıralar. Aşure birliğin, beraberliğin, paylaşmanın anlamını taşıyor. Peki Muharrem ayının 10 gününde bu enfes tatlı evde kolayca nasıl yapılır? İşte ustasından aşure yapmanın püf noktaları. Hem kokusu hem görüntüsüyle büyülüyor. Aşure tadıyla da damakları şenlendiriyor. Of 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 kaynamaya başladı, mis gibi de koktu. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü yarın başlıyor. Evlerde tatlı bir telaş var. Birliğin, beraberliğin, bolluğun, bereketin en güzel simgesidir aşure. Muharrem ayı da bu nedenle kardeşliğin farklı bir anlama büründüğü ay. Aşure'nin bereketini unutturmamak lazım. Bu vesileyle paylaşmış da oluyoruz. Yüzyıllardır bu gelenek değişmiyor. Bugün itibariyle de birçok kadının evinde meşhur aşure kazanları kaynayacak. O güzel kokusu bütün evi saracak. Biz de bugün Zeynep Hanım'la birlikte evde kolayca nasıl aşure yapılır onu öğreneceğiz. Öncelikle hemen malzemelerini alalım. Yarım kilo buğday. Sonra sırasıyla buradan sayalım isterseniz. Doğranmış kuru meyveler, kayısı,
kuru üzüm, kuş üzümü, şekerimiz var, sütümüz var, suyumuz var. Daha sonra yine haşlanmış nohutumuz ve fasulyemiz var. Lezzetine diyecek yok. Peki geleneğini bozmadan nasıl yapılıyor? Aşureyi yapmak emek istiyor. Öncelikle nohut, fasulye ve buğdayın bir gece önceden haşlanmış olması gerekiyor. Önce hepsini haşlıyoruz, hazır hale getiriyoruz. Eğer haşlamazsanız mümkün değil, olmaz. Daha sonra tüm malzemeler bir kazanda birleşiyor. Kıvamını alana kadar orta ateşte pişiriliyor. Şu anda buğdayımız kaynıyor suyun içinde. Haşladığımız yarım kilo buğdayımıza birer bardak haşlanmış kuru fasulyeden başlıyorum. Sonra nohutumuzu, sütümüzü ilave ediyorum. Sonra kuru üzümümüzü, doğranmış kuru meyvelerimiz. 2 su bardağı şeker de eklenince 15 dakika kadar ocakta karıştırılıyor. Of of of, kaynamaya başladı, mis gibi de koktu. Nohutu, buğdayı, fasulyesi derken efendim bırakın görüntüsünü, kokusu bile cezbediyor. Sıra geldi süslemeye. Sabırsızlanıyorum. En keyifli, en güzel şeydim. Yaptığımız şeyi böyle artık göstermek. Aşure süslemesi fındık, fıstık ve kuru meyvelerle yapılıyor. Tercihe göre kestanede koyulabiliyor. Çok güzel oldu. Gerçekten bence de harika oldu. Aşuremiz hazırlandı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir de kokusunu bilseniz. Biz tarifi verdik. Şimdiden herkese afiyet olsun. Efendim bugün yoga festivali vardı. Ruhu arındıran ve rahatlatan yoga ile stres atanlar giydikleri özel kıyafetlerle de sevgi dansı yaptı. Bunlar aslında yaşamı temsil ediyor. Hepimiz bir rengi, siz de öyle. Aslında rahatlığımızı sağlıyor. Festival de çok renkli geçiyor. Renk renk giyindiler, yogayla stres attılar. Bunların daha böyle yayıldığını hissediyorum. Üsküdar'da bir AVM'de yoga festivali düzenlendi. Matını yere seren yoga severler, güzel havanın ve zinde kalmanın tadını çıkardı. Hayat içimizdeki bir yeleğin yansıması olan sevgi ve coşkudur. Bu da bize huzur, sükunet ve sağlık getiriyor. Hepimiz bir rengarenk gökkuşağıyız. Biz onu temsil ediyoruz. Benim kostümüm de onu temsil ediyor aslında. Sadece yoga değil, burada evrensel müzik eşliğinde dans ediyorlar, ruhlarını dinlendiriyorlar. Bu dansın adına da kirtan deniliyor. Kirtan eşliğinde aynı zamanda bu doğayı temsil eden sembollerle aslında ibadet edilmiş oluyor. Hem yoga yapıyoruz, hem eğleniyoruz. Hep birlikte bir paylaşım oluyor. Huzurlu bence. Ve şimdi rahatlama zamanı. Gördüğünüz gibi ben de yöresel kıyafetlerimi giydim. Yani dünyevi kıyafetlerimi üzerimde bıraktığı ağırlığından kurtardım kendimi. Ve hafifleten kıyafetimi giydim. Şimdi gözlerimi kapatacağım ve kendi benliğime yolculuk yapacağım buradaki herkes gibi. Sen de yapıyor musun yoga? Evet, bazen. Nasıl hissettin kendini yapınca? İyi hissettim. Festivalde sosyal mesaj veren böyle grafitiler de var. Görmüş olduğunuz gibi Budizm'in kurucusu Buda. Burada, yukarıda da Buda gelir, Buda geçer yazıyor. Yani her ne olursa olsun kafanıza hiçbir şey takmayın. Her şey gelip geçici demek bu mesaj. Yeni neslin yoga ile büyümesini çok arzu ediyor. Çünkü o zaman dünyada su, huzur ve sağlık olacak. Şimdi başka bir festivale uzanalım. Teknoloji Festivali Teknofest öncesinde Tuz Gölü'nde kıyasıya bir rekabet vardı bugün. 79 takım roket yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Rampalara yerleştirilen roketler ardı ardına fırlatılırken heyecan da doruk noktasındaydı. Roketler rampaya itinayla yerleştirildi, peş peşe ateşlendi. 79 ekibin hazırlayıp fırlattığı roketler birincilik için yarıştı. Geçen yıl ilk kez düzenlenmiş, 550 bin kişi ziyaret etmişti. Bu kez Teknofest'in ikincisi için geri sayım başladı. Uzay teknolojilerine ilgi çekebilmek için de roket yarışması düzenlendi. O yarışmaya lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 79 takım katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gençlerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı. Türkiye'nin geleceğini etki edecek gençleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Beklenen an geldiğinde ise heyecan doruktaydı. Tuz Gölü'ndeki atış merkezinde roketler ardı ardına havaya fırlatıldı.
Show Ana Haber'in sonuna geldik. Bültenimizden hemen sonra saniyeler içinde Show TV'nin beğeniyle izleyeceğiniz yeni dizisi Aşk Ağlatır başlayacak efendim. İyi seyirler dileyelim. İyi akşamlar.